Selam. Nasılsın? İyiyim, sen? İyidir. Teşekkür. Günaydın. Ne haber güzelim, nasılsın? Yani çok iyi değilim, sabaha kadar uyumadım. Boş ver beni de, siz ne yaptınız akşam? Ne oldu? Bir şey olduğu yok işte ya. Moskov yüzünden Fırat'la Narin birbirine girdiler. Sonra Fırat bastı gitti, akşam geri gelmiş. Aman işte, Narin babasının işini halledecek yani. Sen bunları kafana takma kızım ya. Boş ver, sen dinlenmene bak. Ben akşam gelirim, seni alırım. Bir yemek yeriz, bakarız. Tamam. Ben Narin'i ararım. Görüşürüz. Heh. Selamet Bey, hanımefendim geldi. Ali'yi arıyor ama ben ulaşamadım onu. Tamam tamam, anladım ben seni. Hoş geldiniz Lale Hanım. Ben Selamet Karayar. Memnun oldum. Sizi tanıyorum aslında. Yani gıyaben. Ali benim için rahatsız etmişti sizi. Hı. Buyurmaz mısınız? Ne içersiniz? Sade bir kahve olabilir. Hemen Sermet Bey. Vallahi Lale Hanım, yazdığınız diziler yıkılıyormuş. Vallahi bizi de yıkıyor. Hayat kolay değil bizim sektörde. Hangi sektör kolay Lale Hanım? Ali Bey yeni bir projeye gireceğinizden bahsetti. Sanırım siz de bizim sektöre girmeye niyetlisiniz. Yani proje büyük de tam olarak sizin sektör diyemeyiz yani. Mesela bizim iş garanti. Bir sene devam edecek. De aldığınız ücretin iki katını vereceğim. Neden? Sizin gibi bir senaristi başka türlü nasıl ikna edebilirim ki? Merak ettim şimdi ben bu işi. Ulan. Yeter artık lan. Hala aramaya cesaretim var. Allah'ım belası herif. Ümmü var ya, bak torunuma bir şey olsun. Yemin ediyorum kendimi öldürürüm. Recep, o nasıl söz öyle ya? Ağzından yel alsın. Açmıyor mu Fırat? Ümmü abla ya. Bir de ben bakayım, ben bulurum onun işini. Selvi, bir kahve yapsana bana. Arayayım bakayım, arayayım. Abim aramak yemiyor tabii. Ali'yi arayıp diyorsunuz. Sağ ol. Hayatımda daha acayip bir şey duymadım. Nasıl fikir ama? Yani bugüne kadar yazdığınız her şey böyle yalanlı olan karakterlerdi. Şimdi bildiğin etli canlı kanlı insanlar oynayacak ya. Yani adamın repliklerini falan. Ya şimdi senin yazdığın her şey böyle olay olmuyor mu? Hep vurucu cümleler falan kurmuyor musun? Öyle bir olay örgüsü kuracaksın işte, olacak bitecek. O adamı nereden bulacağız peki? Buluruz ya, bizim Ali bir sürü oyuncuyla görüştü. Şimdi beraber bir seçme yaparız. Var mısın? Of. Hayır desem, ömür boyu pişman olacağım. Evet desem de öyle. Bir yandan illallah geldi bizim sektörden. Yalnız bu işi yaptığım duyulursa beni de sizin o ırmağın yanına kapatırlar. Yani bu işin gizli kalması lazım. Sence ben duyulmasını ister miyim? Değil mi? Sonra beraber üçümüz volta atarız avluda. Yani belki üçümüz olmayabiliriz. Sermet Bey. He? Kapıda bir sürü yakışıklı adamlar var. Seçmeye geldiler diyorlar. Herkes Ali'ye soruyor. Ne yapalım Lale? Yani önce bir kızı görmem lazım. Sonuçta birbirlerine uygun olmaları lazım. Tamam canım, kızı gösteririz. Ben ne yapayım o adamlara? Sen adamların hepsini al, salona yerleştir. Başlarına da Turgut'u koy. Tamam. Ha, kızı gösterecektim ben sana.
Kız bu. Oo, Hatun Taş'mış yalnız. Yanındaki kim? Yanındaki olayın kahramanı. Bizim birader. Hı. Şimdi bu kız bizim biraderi sırılsıklama aşık. Yani hatta böyle rahatsızlık verecek şekilde aşık. Ama bizim birader evli. Allah nasip ederse bir de çocuk bekliyor. Mevzu bu yani. Olur, inanırım. Adam yüksek, bundan yakışıklı. Yani nasıl bulacağız öyle birisini? Sorun değil. İyi oyuncu olsun, hallederiz. İyi, tamam. Sonra ben bu hikayenin dizisini yazarım ama. Yayına çıkmaya ömrün yeter mi bilmem. Yazma. Saat daha çok erken. İstersen sana güzel bir kahve yapabilirim evimde. Ama ben Türk kahvesi içerim. Onu da yapabilirim. Yani herhalde yaparım. Tamam canım. Ben de yardım ederim zaten. Ya bu arada çok teşekkür ederim gerçekten. Yani çok güzel bir yemekti. Ben de çok zevk aldım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.